Evet. Önce buyurun hocam. Maç özellikle bulunduğumuz pozisyonu hem koruyabilmek, aynı zamanda arkamızdaki takımlarla arayı açabilmek. Bir taraftan da yukarıdaki takımlara biraz daha yaklaşabilmek için içeride oynadığımız maç sonuçları ve puan ortalamasına baktığımız anda iki hafta arka arkaya oynamak ciddi hayaller diyelim bir taraf yukarıyla ilgili kurdurabiliyordu. Ancak kağıt üstündeki düşüncelerimizle iki maç için söylüyorum bunu. Bunu Göztepe Kayseri maçında bağlayarak sahadaki gerçekler birbiriyle örtüşmedi. Bir puanla çıktık içerideki iki maçtan. Beş puan kayıpla. Dolayısıyla istediğimizi gerçekleştirdiğimizi söylemek çok fazla iyimserlik olur. Tamamen düşüncelerin, istenilenin dışında gerçekleşti. Bir taraftan bu bizim düşüncelerimiz ama öbür taraftan da rakipli bir oyun bu. Rakiplerin tabii ki doğal hem güçleri hem istekleri hem ihtiyaçları ve benzeri kurguları var. Bugünkü maça geçersek buradan bu tarafıyla oyunun başından itibaren hemen golü yani 20 dakika içinde 17-18 dakikalarda golü bulduk. O andan itibaren maç bir anda ortaya geldi. Göztepe hem direkt toplarla yani esas ana planları o. Savunma arkasına sürekli topu atmak sahanın her tarafından ve duran toplarla üzerimize geldi. Oyunun zaman zaman kontrolleri aldık. İkinci gol için arayışlardaydık. Çok güçlü pozisyonlar bulamasak da kontrol genel olarak ortada bize doğru dönüyordu. İkinci yarı aslında biraz bu 1-0'ın yetmeyeceğini farkı artırmamız birinciyle çıktık. Ancak beklediğimiz aslında o yani yapma ihtimali yüksek olduğu bizim de beklediğimiz bir pozisyonda savunma arkasına geçişte golü yedik. O andan itibaren ikinci devreye de damga vuran aslında ama hem pas oranımız hem isabet oranımız hem pas şiddeti, pas ritmi her şey arttı. Biraz daha ittik. Onlar yine karşılık vermeye çalıştılar zaman zaman kontrataklarla. Maçın bütününe bakılırsa belki son 7-8 dakikalık bölümde iki tane biri penaltı olmak üzere bir de penaltıdan daha kolay pozisyon olmak üzere onları düşündüğümüz zaman hani sanki galibiyeti kaçırdığımız düşünülebilir ama bütüne bakıldığı zaman Göztepe'de maçın bütününde düşme potasında olmanın da verdiği o can havliyle sürekli karşılık verdi. Fizik güçleri takımların çok yakın birbirine devamlı bunu vurguluyorum. Diğer taraftan da kolay kolay çözülmüyor artık takımlar. Hep bizim takımımız için de geçerli. Diğer takımlar için de birkaç tane takım hariç. Dolayısıyla hem can havliyle sürekli maçın içinde oldular. Son cümle olarak da şunu söylemek lazım oyunla ilgili tarafına sorulara geçmeden önce. İki tarafın da istemediği bir sonuç oldu. İki haftada ciddi anlamda bizim için iç saha avantajımızla düşünüldüğünde ciddi puan kaybı oldu. Şimdi bunu telafi etmek, deplasmandan puan getirerek telafi etmek en büyük amacımız olacak. Evet, bir cümleyle bağlayabilirim. Evet. Hemen dinleyeyim seni kusura bakma. Ancak son iki maçta özellikle şunu vurgulamam lazım. Görünen şu. Geçen haftaki maçta tabii forvet olmaması, bir forvet ağırlıklı bir oyuncu olmaması ceza sahasındaki etkinliğimizi biraz düşürdü. Ama maçın içinde özellikle Kayseri Spor'u bugün de Göztepe'ye oynatan en önemli şey ataklara çıkarken, atak yapmaya çalışırken, ataktayken özellikle rakibin hızlı ataklarına yol açacak pozisyon hatalarımız çok fazlaydı. Bugün bunun da biraz yani bu iki maçta özellikle en fazla bunun sıkıntısını çektik. Bunu düzeltmek zorundayız. Yani puan ortalamamızı artırmak için bunu biraz daha üstüne düşmek ve düzeltmek zorundayız. Bunu bir araya sokmak istedim. Önemli evet. Çünkü. Buyurun. Penaltı pozisyonunda faul. Jensen artık bir gün antrenmana çıktı. Çıkıyor fakat ağrıları devam ediyor, duruyor. Yani bizim açıkçası söylemek gerekirse biraz çözümlemekte zorlandığımız bir durumu var. Yalnız pozisyon olarak orada çok fazla eksiklik hissettiğimiz söylenemez. Bu tarafını da söylemek lazım. Yeteri kadar oyuncumuz var. Tabii Jensen değerli bir oyuncu ancak yeteri kadar da oyuncumuz var. Aslında canımızı sıkan sakatlıklar daha fazla ön tarafta. Yani bütün oyunun ana amacı olan galibiyet kazanma ve puan almaya doğru giden yerde yememek önemli ama atmak daha önemli. Atıcılarımızın aynı anda olması, Hurtado'nun çok uzun zamanlar, Hurtado'da yani son hafta artık antrenman şiddetini biraz daha arttırmadı. Takımla beraber başlamadı ancak antrenman şiddeti biraz daha arttı. Tahmin ediyorum eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki haftadan itibaren takım antrenmanlarına doğru yavaş yavaş gelecek. Ancak tabii form tutması, çok uzun süre sakatlıklardan sonra form tutması kısa vadede milli maç arasına kadarki süre için pek umut vaat etmiyor.
Yahoviç'le ilgili tarafı aynen öyle. Belki yani önümüzdeki haftada yani bir şu an için erken bir şey söylemek için ancak sakatlığı yani direkt bileğe gelen bir hamle sağ ayağına kullandığı topa vuruşlarda kullandığı ayağına doğru gelen bir hamle. Dolayısıyla yani normalde direkt kırmızı kartlık bir hareket. Önce penaltı ile ilgili tarafını söyleyelim. Net bir penaltı. Atışta da kullanma durumu çok şey değildi, sağlıklı değildi. Atan oyuncumuz da açıkçası yani bu takıma iki tane kupa getirirken finallerde atmış bir oyuncu. Geçen de Galatasaray'da yani ikinci penaltıcımız da oydu. Ancak öbür taraftan atamaya, yani penaltıda kaçırmaktır önemli olan. Bir taraftan da hakkını vermek lazım. Yani rakip takımın kalecisi bu konuda son derece becerili. Onu da becerisinin hakkını verelim kendi tarafımızı eleştirirken. Şöyle devam edelim. İki. Şu an. Şurada, burada. Şunu da eklemek lazım. Penaltı hakikaten yani önemli bir şey. Yani bu oyundaki en önemli fırsatlardan bir tanesi. Ancak son dakikada kaçan fırsat penaltıdan da daha kolay bir fırsattı. Onu da altını çizmek lazım. Dinliyorum. Evet, güzel bir soru. Doğru yerim. Bu birincisi hocam. Bir de hemen önce cevap buyurun, buyurun. Burada milli maç arası geçen maçtan sonra da belki konuşmalarımda onu yakalamışsınızdır. Biraz haftada bir maç oynuyoruz. Dolayısıyla hani bu konuda bir şey söylerken biraz daha çekinerek söylüyorum ama öbür taraftan da arka arkaya gerginliği, psikolojisi yüksek maçlar oynadığımız için biraz oyun bir taraftan da yarışma geç başladığımız bir yerde bir yarışma durumundayız. Şimdi hepsini bir araya getirdiğim zaman son anda her zaman karar verirken son anda biraz daha oynayan takıma doğru gidiyor. Duygu ve düşünceler. Bugünkü durumda da olduğu gibi. Hem oyunla ilgili hem de oyun seçimiyle ilgili tarafını şunu söyleyeceğim. Kısa hemen söyleyeceğim. Milli maç arası bu konuda biraz daha şey yapacak. Yani milli maç arasına kadar iki maç daha var. Acabalarla geçireceğimiz günler olacak. O bu başka bir işin bir boyutu ama milli maç arası bu konudaki ana yerlerden biri olacak gibi gözüküyor. İkincisi oyunla ilgili tarafında şunu hemen vurgulamak lazım. Oyunla ilgili benim bir sıkıntım yok. Ancak oyunu her zaman belki birinci tarafıyla da ilgili oyunu her zaman tabii ki rakiplerin önlem alması ya da benzeri şeyler bugünkü rakibin önlem almasına gerek yok. Çünkü son üç sırada artık can havliyle oynayan bir takım. Dolayısıyla yani Konyaspor'a karşı değil hangi takım olursa olsun bu şiddeti yani oyun şiddetini, oyunu asılma anlamında şiddeti göstereceklerdi. Bu bizimle ilgili değil, bizim biraz daha dışımızda bir olay. Ancak öbür taraftan bizim tarafımıza geldiği zaman da oyunla ilgili tarafında bu oyunun etrafından bu oyunu biraz daha hızlandıracak oyuncu seçimleri hem bu süreçte arayışlarımız içinde olacak ama öbür taraftan da esas itibariyle sezon sonunu beklemek en büyük bir taraftan hani az kaybederek yani hedeflediklerimizden az kaybederek demek lazım buna. Az kaybederek bir taraftan da sezon sonunu beklemek en büyük şeylerimizden bir tanesi şu andaki düşüncelerimizden bir tanesi. Ve ikinci bölümü bekliyorum. Oldun ama sporda şöyle bir şey var. Bireysel sporlarda da, grup sporlarında da benim sporcularımla takım arkadaşlarımla paylaştığım en fazla paylaştığım şeylerden bir tanesidir. Zaman zaman bunu da vurguluyorum yani basın toplantılarında ya da çeşitli vesilelerle. Bu işte en önemli şeylerden bir tanesidir. Kaybetmek de kazanmak da bir alışkanlıktır. Kazanan takıma döndüğün andan itibaren o özgüven, yapabilirliğini hissetme bir başka bir şeydir ki bunu kısa geldikten sonraki kısa sürede bir nevi gerçekleştirdik. Ancak şimdi bunun tam tersini görüyoruz. Bunlar aslında yani benim tarafımdan bakıldığı zaman çok büyük anormal durumlar değil. Ancak kamuoyunun da beklentilerinin farkındayım. Bu anlamda lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu iniş çıkışları beklemediğimi düşünürsem bunca yıllık tecrübeme yani takımın ne gücü olduğunu, hangi yani güç ölçüsünü 3 aşağı 5 yukarı şu an için onu söylemem lazım kesin olarak değil. Ben ölçümlemiş durumdayım. Ligdeki durumları da ölçümlemiş durumdayım ama bunun içinden ne çıkarabiliriz bir taraftan zorlamaya çalışıyoruz. Ama öbür taraftan da zaman zaman beklentilerin ötesine taşan yani bu 5 maçta kazanacağımız maçlar da vardı. Yani bizim dışımızda gelişen bir takım nedenlerden dolayı kazanamadığımız maçlar da vardı. Ama sonuçta 5 maç var. Hepsini sildiğimiz andan itibaren bir takım yanlışları, kendi yanlışlarımız, dışarıdaki yanlışlar. 5 maçın sonunda kazanamama durumu var. Bu da nasıl kazanma alışkanlık, özgüveni arttırıyor, morali arttırıyor, yapabilirliği, yani zihinsel olarak yapabilirliği arttırıyor ve buna uygun davranıyorsa oyuncular ve oyuncu grubu. Tam tersi kazanamadığınız zaman da biraz bir adım geriye doğru gider. Bu doğaldır. Ancak işimiz de bu tip durumları gözlemlemek mümkün olduğu kadar en kısa zamanda doğru hamleleri yaparak bunları çevirmeye çalışmak. Şu anda bir durumla karşı karşıyayız. Başka bir durum yani sizin söylediğiniz taraftan bakılırsa. Şimdi biz de bununla ilgili ne oluyor sürekli olarak kendi kendimize sorgulayarak kısa vadede bir şey yapılabilir mi? Ama orta ve uzun vadede neler değiştirebilir? Devamlı
kendi kendine sorgulayacağız. Bunları da çıkarımlarımızı da paylaşmaya çalışacağız sizinle. Hocam sizin suni Peki. puan kaybı çözümlemeniz vardı. Bunları da suni puan kaybı olarak görebilir miyiz? Lig sonuna bakacak olursa. Şimdi cevabı aslında yani bir tarafıyla verdim. Ben takımla ilgili ölçümlemeyi yaptım. Şu ana kadar yaptım tabii ki. Yani burada yaptımla şunu da anlamamanızı rica ediyorum. Yani bu %100 oldu değil. Mutlaka insan yani sonuçta bütün her şey ben de dahil olmak üzere canlı organizmalar. Yani inişler, çıkışlar, ruhsal, zihinsel bir sürü şey oluyor bu işin içinde. Dolayısıyla burada yaptım dediğim şeyin farkında olamadığım şu anda fazlalıkları da olacaktır. İnişleri de olacak ama en azından bugüne kadarki ölçümlemede sonunda öyle yani büyük değişkenler olacağını ben çok fazla düşünmüyorum. Esas itibariyle anlık durumları fırsata çevirerek, anlık durumları biraz daha fırsata çevirerek, bu anlamda fırsat kaçırdık tabii iki haftadır. Yani şu anda o yarışın üçüncülükle altıncılık arasındaki o yarışın içinde olmak, önümüzdeki seneye aktaracağımız ciddi bir tecrübe, ciddi bir deneyim olacak. Hem içeride tutacağımız oyunu tutmaya çalışan oyuncularla, hani daha kuvvetli oyuncularla, hani daha çok puan alabilecek oyuncularla ve ölçümlemede bir seviye daha atlayacak. Aynı zamanda da yani biraz daha katacağımız, gruba katacağımız oyuncularla biraz daha hem yarışın içinde olmak hem de bir tarafıyla da önümüzdeki senenin altyapısını hazırlamak, evet teşekkür ederim, altyapısını hazırlamak en büyük şeyimiz olacak. Gidişatımızdaki düşüncemiz olacak. Evet, varsa başka bir şey yanıtlayabilirim, yoksa herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Rica ederim, ben teşekkür ederim.